Sonra alsam toprağı, hepsi üstüne atsam ve savursam toprağı. Er geç basar bağrına sevgili gibi beni. Neden mi neden olur gibi dursam toprağı. Elbet bilir uğruna niçin öldüğümüzü ve bir bir söyler bana. Bir gün sorsam toprağa, anlatsam üzerinde ne olup bittiğini. Çıkar toprak olmaktan, haber versem toprağa. Uğraşıp biriktirip döksem alın terimi. Biraz güllük evreni varıp kursam toprağa. Bütün varımı toplasam, sonra varsam toprağa. Senin çağınla olsam, senle girsem toprağa. Döksem alın terimi, biraz güllük evreni varıp kursam toprağa. Bütün varımı toplasam, sonra varsam toprağa. Senin çağınla olsam, senle girsem toprağa. Efendim merhabalar. Ezgi dünyamızın çok önemli medeniyet şairlerinden Osman Sarı abimden yapmış olduğum bir eserle, besteyle başladık programımıza. Haber versem toprağa. İz bırakan ezgilerden hepinizi içtenlikle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, gönülden selamlıyorum. Efendim bu haftaki konuklarım çok genç kardeşlerim. Müziğe aslında hayli yakın zamanda başlamışlar, adım atmışlar. Fakat benim takip ettiğim kadarıyla, yaptıkları üretimleriyle, yeni ortaya koydukları eserlerle iz bırakmaya aday gördüğüm kardeşlerim. Bir grup, Grup İstikamet. Sevgili Ersin Çevik, sevgili Ahmet Emin Özbek ve Nevzat Baki Erdoğan. Hoş gelmişsiniz hoş kardeşim. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Allah iyilikler versin. Ben 2018 sonu diye hatırlıyorum evet, Grup hocam. İstikamet'in kuruluşunu. Doğru mudur? Hakikaten hayli yeni bir grupsunuz. Evet hocam. Nasıl kurdunuz? Nasıl başladınız? Nasıl karar verdiniz? 2018 yani 2019'a yakın bir tarihte Ahmet Emin Özbek ve Baki Erdoğan kardeşimin başta olmak üzere normalde grubumuz 6-7 kişiden oluşuyor. Farklı enstrümanlarla birlikte. Bugün evet. Temsilen 3 kişi geldik. Grup ismine karar verirken bir hayli biraz zorlandık. Çünkü böyle bir ezgi marş dünyasına adım atarken kurduğumuz grup isminin de bir o denli önem arz etmesini istediğimiz için de Sırat-ı Müstakim anlamında, dost doğru yol anlamında istikamet ismini uzun düşünceler ve istişareler sonucunda karar verdik. Bu şekilde başladı. İstikamet üzere kalasınız inşallah. İnşallah hocam. Madem öyle. Peki grupta bir görev dağılımı var mı? 6-7 kişiden bahsediyorsun. Mesela sizde şu an enstrümanlar var. Evet hocam. İşte bir yaylı tambur var, bir ney var, sende akustik gitar var.
Yani bir grup dediğiniz zaman söz konusu müzik olduğunda işte sadece enstrümanlarla olmuyor tabii. Evet. Bir söz yazılması lazım. Tabii. Bir beste yapılması lazım. Bir düzenlenmesi, aranje edilmesi lazım. Yani bir eser haline gelmesi için. Sonra bunun pazarlanması lazım. Belki bilmiyorum. Evet. Yani bir yapımcılık tarafı var. Bütün bunları yapıyor musunuz grup içerisinde? Nasıldır görev dağılımı? Yani hocam normalde söz konusunda Faruk kardeşimiz var. Faruk Bayramoğlu. Bir de naçizane ben de yazmaya çalışıyorum. Beste konusunda da işte Baki kardeşim, Ahmet kardeşimle beraber hep istişareli gidiyoruz. Hani bazı yerleri düzenleyerek, değiştirerek son nihai şeklini veriyoruz. Aranje, mix, mastering konusunda da tabii teknik destek alıyoruz. Tabii. Aranjör üstadlarımızdan. Bu şekilde aslında bir süreç izliyoruz. Onun haricinde enstrüman olarak da kahon, işte perküsyon konusunda yardımcı olan iki arkadaşımız var. Serhat ve Atalay diye. Onun haricinde bağlama konusunda da Yasin kardeşimiz var. Klavyecimiz vardı. Klavyecimiz okulun yoğunluğu dolayısıyla bırakmak zorunda kaldı. İnşallah yakın zamanda veya ilerleyen zamanlarda ya kendisi olur ya da başka bir klavyeciyle de inşallah devam edeceğiz. Evet. 6-7 kişi bir grup için cidden şey, çok bir rakam. Bir de yaşlarınız daha çok genç. Hayat bakalım sizi nereye getirecek, götürecek, nasıl sorumluluklar çıkacak karşınıza. Yani dağılmalara mesela çok erken başlamışsınız. Evet. Bu evet. Daha da sürebilir. Bu gördüğüm 3 kişi omurga mıdır? Şöyle aslında hocam 6-7'den kastımız 6-7'mizin aynı anda sahnede olması anlamında değil de herkes öğrenci olduğu için müsait olanlarla işte genelde 4 kişi veya 5 kişi. Yeri geliyor 3 kişi çok az olmak koşuluyla. Genelde 4 kişi veya 5 kişi çıkıyoruz ama omurga olarak evet yani 2018 Ekim'den beri üçümüz birçok konsere gittik. Şehir dışı derken Ankara içi ve Ankara dışında da nasip oldu. Bu şekilde konserler yaptık. Yani. Çok güzel. O zaman bir eserle sizin enstrümanlarınızı, sesinizi, nefesinizi, soluğunuzu bir duyalım isterim. Ne evet, söylemek hocam. İstersiniz? İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz Kudüs. Kudüs'e bir selam göndermek istiyoruz. Ömer Karoğlu üstadımızın Kudüs, ey Kudüs ezgisiyle. Sevgili dostum Ömer daha katılamadı benim programıma biliyor musunuz? Yani kendi yoğunluğundan dolayı ona da buradan selam etmiş olalım. Ömer'in eseriyle başlayacaksınız. Evet, biz de kendisine müsaade istedik bu arada. Sağ olsun çok... Elbette, kırmaz. Anlayışla karşıladı ve bize müsaade etti. Kendisine de teşekkür ediyoruz buradan. Haydi bakalım. Thank you.
Kudüs, ey Kudüs, kor ateşlerde yanan, kanayan yaram, ey Kudüs, Kudüs, ey Kudüs, tel örgüler ardında bekleyen sevdan. Kanayan yaram, ey Kudüs, Kudüs, ey Kudüs, tel örgüler ardında bekleyen sevdam, ey Kudüs, kollarımda çileler ten. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler hocam. Size sağlık. Çok da güzel icra ettiniz. Orkestra arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bağrında büyüdüğü, yetiştiği Mekke, sonra Medine, bir de Kudüs. Kudüs. Acımız Kudüs, sevdamız Kudüs, evet. Hasretimiz Kudüs. Sonra da ille de İstanbul. Evet. Hatta İstanbul deyince de onunla özdeşleşmiş fethin sembolü olan Ayasofya. 2020'nin o zorlu zamanlarında, pandemi zamanlarında belki de yaşanan en güzel olaydı Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması. Fakat Filistin hala Filistin. Rahmetli Cahit Zarifoğlu ağabeyin bir sözü vardı. Demişti ki Filistin her müminin gönlünde bir sınav kağıdı. Evet. Öyle sanıyorum ki o sınav kağıdını biz boş veriyoruz, yani kaybediyoruz. Maalesef. İşte Ayasofya biraz tesellimiz oldu. Gün gelir inşallah Kudüs'ün Kudüs'ün habercisi olur inşallah. Siz konserlerinize de daha çok bu Kudüs ezgisiyle başlıyorsunuz değil mi? Kudüs ezgisiyle başlıyoruz. Genelde de Kudüs programlarıyla alakalı sivil toplum kuruluşları, işte dernekler, vakıflar, öğrenci kulüpleri, üniversitelerdeki buradaki kardeşlerimiz davet ediyorlar. Çünkü
bir yerde çıkınca başka yerlere bir şekilde sosyal medya aracılığı ve gücüyle oraya tanıtılmış oluyoruz bir şekilde veya görenler oluyor. Bu şekilde davetler geliyordu. Bize genelde Filistinli hocalarımız da var bu arada, yakinen tanıdığımız. Seminer, konser ağırlıklı böyle. Seminer önce seminer oluyor, sonra bir konser tarzında bir süreç. Üniversite programları da oluyor dedim. Evet, üniversite hocam, öğrenci dernekleri, kulüpler vesaire çağırıyorlar. Mesela Isparta'ya herhalde gittik, Diyarbakır'a gittik, Çorum, Niğde, Kayseri gibi birçok şehre gittik. İnşallah önümüzdeki süreçte de gitmediğimiz şehirlere de gitmeyi arzu ediyoruz. İnşallah hocam. Elbette. Yani bir eser üretmek, eser söylüyor olmak, onu çalıyor olmak, icra ediyor olmak başka bir şey. Evet hocam. Bunu insanlarla paylaşıyor olmak başka bir şey. Bunu sosyal medyada, mecralarda, dijital platformlarda ya da yüz yüze paylaşabilmek bambaşka evet bir şey. Hocam, konserler, siz de fark etmişsinizdir ki bu işin aslı, bu işin evet özü, izleyicilerimizle buluştuğumuz yegane yer aslında orası. Neler hissediyorsunuz konsere katıldığınız zaman? Aslında hocam her konserimizin başında ayrı bir heyecanlanıyoruz. İlk konserimizmiş gibi. Konser sonrasında da veya esnasında böyle izleyicilerin, dinleyicilerin coşkuları, katılımları bizi daha da motive ediyor. Konser gerçekten dediğiniz gibi bu işin aslı, özü, yani dinamo taşı eğer tabiri caizse bu şekilde ifade edebilirim. Saha aslında baktığımız zaman direkt orada o insanların, bizim amacımız zaten bildiğiniz üzere ya çağrımızı aktarmak insanlara. O insanların da onu aldığını, yani toprak, hani toprağın üstüne nasıl yağmur yağdığı zaman onu özümser, diblerine kadar indirirse, yani biz de onu orada görüyoruz. Bu verdiğim, yaydığımız çağrıyı insanların aldığını görüyoruz. O coşkuyla, gerçekten büyük bir coşkuyla, özellikle genç kardeşlerimiz liseli, üniversitede. Yani çok büyük etkileri olduğunu düşünüyorum ben. Sonuçta sözlerimizi Allahu Ekber, La İlahe İllallah. İnsanlar dini ister, tabii bir coşku oluyor. Şöyle Ahmet Emin, çok güzel şeyler söyledin. Şimdi mesela biz yaşı artık 50'lerde olan insanlar olarak 30-35 senedir bu müziği yapıyoruz. Dolayısıyla evet, bizden yaşça büyük 65-70 yaşında da bizim dinleyenlerimiz var. Biraz da benim kuşağım ilk kuşak olduğu için, yani söz konusu Ezgi Müziği olduğunda sizi tabii ki de gençler dinliyor olacak öncelikle. O gençler sizle birlikte yaşlanacaklar. İnşallah sonra onlardan sonra gelen nesillerde de sizler iz bırakıyor olacaksınız. Ama şu an gençlerle zaten program yapmanız çok doğru ve yerinde bir karar. Ama bazı konserlerde şunu da görüyoruz hocam. Dediğiniz yaştaki insanlardan da büyük coşkular olduğunu görüyoruz. Yani hatta gençlerden daha da fazla coşku olan abilerimiz, amcalarımız oluyor. Amcalarımız. Özellikle 90'lı yıllardaki ezgileri dinleyip, marşları dinleyip, bir de canlı dinlemeleri. Tam ben de onu diyecektim şimdi. Etkiliyor onları ve onları eskiye götürüyor. Yani şimdi teyzemiz, dedemiz ya da babamız işte bunu 30 sene önce mesela Kudüs'ü dinlemiş zaten. Ömer Karaoğlu'ndan dinlemiş. Aynen hocam. İşte benden de mesela izin aldınız. Çok naziksiniz. Yani eser okumak için, işte Bir Güneş Doğuyor, Şehadet Uykusu için. Eşref abinizden aldığınız izinler var, biliyorum. Bunları da yerine getiriyorsunuz, vefanı zaten gösteriyorsunuz. Şimdi o eserleri okuduğunuz zaman o insanlar da zaten var o. Hatta çok da iyi geliyordur onlara. Güzel bir nostalji, güzel bir hatıra ve onun hatırlanması anlamında. Elbette öyle de bir kitle var, doğru. Evet hocam. İyi tespit. Sen neler söylemek istersin? İşin bir de yetişme tarafı var. Sahne tozu yutmak denir. Yani sahnede müzisyen yetişiyor. Evet. Ve tabii ki biz de konser yapa yapa eser vererek daha da yükselmeyi hedefliyoruz aslında. Sizlere erişmeye çalışmak gibi. Estağfurullah, yok. Bu doğru bir hedef değil zaten. Biz kimiz, bize erişmek falan, o ayrı mesele de. Zaten geçmelisiniz. Yani biz her ne yaptıysak daha iyisini yapmalısınız. Biz ne kadar nerelere hitap ettiysek ondan çok daha büyük, geniş kitlelere hitap etmesiniz. Çünkü müzik dediğimiz şey biraz da şey, çağın unsurlarıyla ilgili bir şey. Değişmez bir şey değil. Evet. Hatta tam tersi, çok çabuk demoda olabilen bir şey. Yani şimdi Kudüs ezgisinin burada işte 9 tane sazla çalıyorsunuz. 3-4 tane vokal var. Hı hı. Şimdi Ömer Garip'in bunu yaptığı zaman birkaç tane enstrüman vardı. Ve o dönemin altyapısına, aranjesine göreydi. Aynı şey bizim için de geçerli. Evet hocam. Yani Şehadet Uykusu'nu işte 92'deki söylediğim haliyle konserde söylemiyorum ki ben. Modernize ediyoruz tabii ki. Bu anlamda çağın gereklerini de yerine getiriyor olmalısınız. Ama o zamanların o tadı çok başka hocam yani. Bunu söylemek için çok küçüksün sen ya. Ya ama dinledikçe o sanki o yaşta... Annem baban gelsin buraya. Şimdi o dinlerken aslında o sanki o yaşlarda, o yıllarda yaşıyormuş gibi hissedip öyle dinliyorum. O yüzden
O hani o zamanın aranjesinde o hani dip sesin bile geldiği o müzik kayıtları var ya mesela atıyorum. Tamam şöyle onlar anlıyorum bile... ben seni. Benim için de mesela ben çocukken şey vardı, plak vardı. Evet, 30'luk 45'lik gibi, evet. Ben mesela o sesi özlüyorum. Ya da şu anda 30'lu 40'lu yaşlardaki insanlara sorduğunuz zaman mesela bir kaset özlemi var. 90'lar evet, falan evet. Yani. Mesela siz onlar için yaşınız yetmiyor aslında ama sonuçta o kayıtları dinlediğiniz için diyorsunuz ki evet ya burada da başka bir ruh varmış, güzel bir ruh varmış. Gönülden işler yapılıyormuş. Evet. Güzel bir samimiyetle evet, işler ortaya çıkıyormuş. Herhalde çarpan vuran tarafı odur. Ama emin olun yani bir de günümüz teknolojisi artık o kadar çabuk değişiyor. O kadar hızlı dönüşüyor evet, ki. Hocam. Yani çok değil işte 60-70 plak, 80-90 kaset, 2000-2010 CD bitti. Geçmiş olsun. Şimdi CD'niz var mı? CD'miz yok hocam. Getirmemişsiniz evet. Yok. Notalar var, sözler, kağıtlar, penalar, evet, enstrümanlar yok. Ha, dijitalleşti her şey maalesef. Doğru. Evet. Yani bundan sonra yapıcı olduğunuz çalışmaları da oradan yapacaksınız. Aynen hocam. Yani biraz daha dijital mecraya dönük. Ama fiziksel olarak tabii bir CD veya işte kaset, plak tarzı bir şey de ortaya koymayı elbette düşünüyoruz hocam. Ersen'in ruhu yaşlı. O bizim kuşağa çok yakın niyeyse. Hocam ben... Sen o nostaljiyi bize bırak ya. Biz dokunmak isteriz mesela hani CD'ye evet, falan hocam, da. Evet. Sen o kuşaktan değilsin. Çık oradan. Aslında arada bir gelip alıyor. Yok yok. Onu oradan alın. Onu oradan bir çıkarın. Biz oradayız Ersin abi biraz. artık bilgisayarlara bir CD koyma yeri yok. Yok. Koymuyorlar. Arabalarda da yeni evet. Modellerde CD yeri yok. Yok. Yani hatırlıyorum. Ama hep CD'li hem kasetli dönemlerden işte bu ezgiler var. Kudüs'ten sonra bence üzerine de gayri ihtiyari şeyden Ayasofya'dan bahsettik evet, zaten. Şef Ziya Terzi kıymetli dostum benim ilk konuğumdu. Fakat selam olsun sohbet abi. Çok iyiydi. Yetmedi de zaten. Sohbete de yetmedi. Bu eseri de okumaya yetmedi. Biliyorum sizin bunu severek söylediğinizi. Evet, Ayasofya'yı sizden duymak çok isterim. Eyvallah hocam. Thank you.
olsun da ne millet uyansın. Hakkın boyasıyla yine boyansın. Zahinlere değil Hakk'a dayansın. O zaman düşmanlar Çilaya Sofya değişmez ölçüyü millet taşırdı. Temel taşlarını küffar taşırdı. Bir saniyeli esti yolu şaşırdı. Karıncayı sardı Filaya Sofya. Değişmez ölçüyü millet taşırdı. Temel taşlarını küffar aşırdı. Bir saniyeli esti yolu şaşırdı. Karıncayı sardı Filaya Sofya. Aylar yıllar geçti, hala ağlarsın. Artık gözyaşlarını sil Ayasofya. Tabii bu ezgi yazıldığı zaman 1992 miydi, 2 miydi? 92. Yani Eşref Siyah okumuştu. Çıkış tarih 92 hocam. Büyük ihtimal bir güneş doğuyor, bir albümdeydi zaten. O zamandan bu yana işte hasret kalınan Ayasofya, 100 yıllık hasretten sonra çok şükür dediğimiz gibi hocam, açıldı. Çok şükür elhamdülillah. Hatta açılmadan bir gün önce biz 23 Temmuz'da Üsküdar Meydanı'nda bir konser yaptık. Eşref Ziya'yı da bu ezgiyi okuttum. Ben de oradaydım hocam. Orada mıydı? Ben askerdeydim o zaman hocam. Ben de askerden izledim canlı yayını YouTube'dan. Ne güzel. Gayet keyifliydi hocam. Hatta sizinle küçük bir muhabbetimiz de olmuştu hocam aslında. Valla olmuştur, emin ol, hatırlamıyorum ya. Doğru, tabii. Bir de o şey bir bakanlık programıydı. Gençlik ve Spor Bakanımızın öncülüğünde yapılan bir programdı zaten. Asım Gültekin yeni vefat etmişti. Allah bir tarafta onun cenaze namazı vardı filan. Biraz darmadağındık, hatırlamıyorum ben Sima'na hakkını helal et. Yoksa hani isimleri falan unuturuz ama Sima özellikle şu göz kısmı falan kalır yani. İnşallah bu işe devam ettikçe göreceksiniz zaten. İnşallah. Şimdi sosyal medya kullanımından bahsettik. Bir de günümüz şartlarına uygun olarak bunu yaptığınızdan. Biz de zaten ilk olarak Ersin'le tanıştık. Evet hocam. Biz de buradan tanıştık değil mi? Sosyal medya üzerinden tanıştık. Seninle nasıl tanıştık? Hocam şöyle, aslında benim ezgi dünyasına girme vesilem aslında sizin Bir Güneş Doğuyor ezginiz. Yani ben onu çok severek hani günler aylarca dinledim. Çünkü o ezginin sözü ve müziği gerçekten böyle geleceğe doğru bir umut aşılıyor insanlara, inananlara daha doğrusu. Hı hı. Melodisi olsun, sözleri olsun. İnsan dinledikçe farklı deryalara dalıyor aslında. Sen tabii bir de gitar çalıyorsun, evet, gitar hocam. Kullanıyorsun. O tam bir şey, gitar şarkısı olarak evet, başladı. Evet hocam, kesinlikle hocam. Normalde ben ezgi marş dünyasında çok çocukluğumdan beri değil de, çocukluğumdan zaten anneannemin, dedemin işte bize dinlettiği ilahilerle büyüdük aslında. Hı hı. Ama ezgi marş dünyasına giriş tarihim işte 2014-2015 zamanları aslında. Hı hı. Ondan sonraki süreçte dedik ya biz niye işte Ankara'da böyle bir grup kurmayalım diye aslında bir atılma da girdik. Sonra genelde de Ezgi Marş Camiası üstadlarımız, sizin gibi üstadlarımız İstanbul'da olduğu için biz Ankara'daki boşluğu da aslında bu şekilde doldurmak istedik. Sizinle de işte Twitter, Instagram'dan onun üzerinden tanıştık. Siz sağ olun hocam. Mesela size karşı paylaşımı yapan herkese geri döndüğünüzü ben bizatihi yani görebildiğimce, yetişebildiğimce bazen çok şişiyor çünkü. Evet hocam. Sosyal medya o biraz böyle bir şey. O bile gerçekten güzel bir şey çünkü müzisyenler genelde, tanınan müzisyenler özellikle çok fazla kitleye sahip oluyor, çok fazla kişi yazıyor. Çünkü o dinleyici ve icracı arasındaki o bağ bazen aşırı şeye neden olabiliyor. Mesela dinleyici İcracı ile tanışmak istiyor, ona bir şeyler söylemek istiyor, geri dönüş almak istiyor. Bu kişilerle çok olunca elbette ki dönmeme ihtimaliniz veya herkesi dönme ihtimaliniz çok düşük olabiliyor yani insanlık hali. Bu eskiden çok daha zordu biliyor musunuz? Daha zor, yani evet. Şimdi daha kolay. İşte kaset çıkartıyorduk ya da işte 2000'lerin başı diyelim CD. İşte o zaman yeni internetten hani indirip dinlemek var. Fakat karşı karşıya olabileceğimiz, daha doğrusu bizi şarkı söylerken görebilecekleri tek yer konserlerdi. Evet hocam. O yüzden konserler belki şeydi, yani hem düzenleyenler hem izleyenler açısından da biraz daha anlamlıydı. Şimdi böyle bir şey yok.
Üstelik bu salgın sürecinde o eve kapanılan yoğun dönemlerde zaten her şey uzaktan erişimli olduğu için okullarımız vesaire de dahil. Evet, hocam, evet. Konserler de biraz böyle olmaya başladı. Biraz bizim bazı dostlarım dediğine göre şey olmaya başladı. İşin büyüsü kaçtı, tadı kaçtı gibi. Evet, İzleyiciler açısından da bu böyle. Biraz şey oluyor, yani sahiciliği bozuluyor. Mesela biz şimdi burada bir araya gelmişiz. Orkestradan kardeşlerim, dostlarım var. Evet, bir televizyon yayını yapıyoruz ama biz bu anda çok samimiyiz, çok realiz, çok sahiciyiz. İş biraz daha böyle işte çok böyle uzaktan erişim şuna buna girdiği zaman seyirciyle, izleyiciyle, dinleyiciyle aynı frekansta olamıyorsunuz. Yani bir karenin, bir camın arkasındasınız ya da işte cep telefonundaki ekranın arkasındasınız. Aynen öyle, maalesef. Konserlerin velhasıl kelam böyle bir şeyi var, güzel tarafı var tabii kesinlikle ki. Kesinlikle yani. Hocam, o anı yaşamak, çalan sanatçıları, söyleyen sanatçıları görmek, o anki atmosferi, havayı solumak zaten bambaşka bir şey. Ama dediğiniz gibi ekran arkasında olunca mesela insanlar şöyle de düşünebiliyor. Açarım YouTube'dan dinlerim mantığıyla da var aslında insanlarda. Ama konser anlık, yaşanır ve biter yani. O anda yaşamak önemli. Ve hatırası kalan şey de o oluyor kesinlikle zaten. Hocam, çünkü kesinlikle. O daha sahici. Kesinlikle. Bir de onun için bir emek harcanıyor. Evet. Yani ciddi internet üzerinden yapıp ettiklerimizi izlemek için ne kadar emek harcanır ki? İşte yeterli veriniz varsa ya da modeminiz varsa yani bir de onun uygun telefonunuz şey varsa. Yani bir şey yok zaten. Evet yani. Hocam. Kesinlikle. Ama konsere gitmek sanatçı için de böyle, izleyici, dinleyici için de böyle. Yani bir emek sarf etmeniz gerekiyor. Orada başka bir şey var. Başka bir sahicilik var. Başka bir temas kesinlikle var. Hocam. O anlamda yerini tutmuyor. Evet yani. Hocam, kesinlikle. Yani güneşin kendi vurmasıyla güneşin aynadan gelip yansıması gibi bir şey diyebiliriz. Ya sen çok özel saptamalarda bulunuyorsun. Sen ne okuyorsun? Ben hukuk okuyorum. Hukuk hocam. Okuyorsun. Evet. Felsefe, psikoloji falan desen ne olur yani? Onlara da yakınız. Tabii. Güzel noktalar. Sen sevgili kardeşim? Efendim? Sen ne okuyorsun? Ne yapıyorsun? Ben konservatuar öğrencisiyim. Hı hı. Çünkü belli, enstrümanınla bütünleşmenden de bir belli zaten. O yaşıyor daha hocam, çalmıyor yani. Değil müzisyen. Evet, teşekkür ederim. Senin Ersin? Ben kamu yönetim mezunuyum hocam. Hı hı. Gruptaki diğer arkadaşlar da farklı mesleklerle uğraşıyorlar mı? Okuyanlar var. Kimisi işte sağlık sektöründe çalışıyor. İlahiyat var. Hı hı. Bu şekilde hocam. Başka şey... Sosyal bilgi öğretmenimiz de var. Madem mühendisiniz var. Aynen, madem mühendisiniz var. Evet. Ben de iktisatçıyım. Bir de iktisatçı alın, tam olsun yani. İnşallah. Şeref verirsiniz hocam. Yüksek İstişare Kurulu üyemiz olarak. Şeref kardeşim, başımız. Eyvallah. Demek ki Nevzat Baki aslında şey yani. Evet hocam. Okumuş çocuk bu. Müzik olduğu evet, zaman. Evet hocam. Şimdi değil mi? Teknik konularda Baki kardeşimiz sağ olsun. Hani orkestra şefliği derler ya. Hı-hı. Aslında o görevi... kendisine şey yapıyoruz. Eyvallah. Peki, vakit geç olmadan diye bir eser ürettiniz. Evet hocam. Ben de bunu uzaktan erişimle işte internet üzerinden dinledim ve çok sevdim, çok beğendim. Çok sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. O yüzden hazır buradayken, gelmişken orkestra elemanlarımızın da eşliğiyle onu paylaşmanızı rica edeceğim. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Var mı bir hikayesi? Şöyle hocam, biz aslında Ezgi Marş yolculuğunda derdimizi, dağımızı nasıl anlatabiliriz aslında diye bu yolculuğa çıktık. Sizler gibi üstadlarımızdan ilham alarak sözleri, müziğiyle farklı kitlere hitap etmek adına derdimizi müzikal bir dille nasıl yansıtabiliriz diye böyle bir ezgi yaptık ve mazlum coğrafyalar aslında ithafen yaptık. Zaten sözlerinde de gaflet uykusundan uyan, uyan ey Müslüman, kardeşin ağlarken uykular sana haram diyoruz. Buna benzer mesajlar içeriyor. Aslında her kelimesi, her kuplesi bir mana ve söz içerdiğini düşünüyoruz açıkçası. İnşallah Rabbim tesirini halk eyler. İnşallah. Ben de onun İnşallah. Tam aynı kelimeleri kullanacaktım. Teşekkürler. Çünkü bizim yaptığımız iş biraz da böyle. Yani güzel sanatlar neredeyse tamamıyla böyle bir şey. Biz onu ne kadar içten, gönülden yapar, üretirsek karşı tarafta o kadar makes buluyor, akis buluyor. Evet hocam. Evet. O zaman lütfen. Çok teşekkür Vakit hocam. Geç olmadan. Tabii hocam. Ve kuru çöllerde yol gözler var.
çileyen mazlumlar var. Issız ve kura çöllerde yol gözler masum çocuklar. Gaflet uykusundan uyan, uyan ey Müslüman. Kardeşin ağlarken uykular sana haram. Bugünü yarınları hiç düşünme bir an. Hadi davran durmadan, vakit geç olmadan. Bugünü yarınları hiç düşünme bir an. Hadi davran durmadan, vakit geç olmadan. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Üzerine de paylaştığınız için. Bence de çok güzel oldu. Kardeşlerimin orkestradaki evet, çok teşekkür ediyoruz orkestramıza. Çok hoş oldu. Vakit geç olmadan artık daha da geç olmadan evet, hocam. Sizin gibi yeni kardeşlerimizin de yeni ezgiler yapıp yeni kitlelere ulaşması dileğiyle. İyi ki varsınız. Sağ olun hocam. Müziğinizin ve istikametinizin devamı dileğiyle hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ayakta biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gönlünüze sağlık. Sizlerle birlikte olmak güzeldi. İnşallah başka programlarda İnşallah da hocam. Birlikte İnşallah. De sahne almak dileğiyle. İnşallah. İnşallah hocam. Efendim, bu haftaki iz bırakan ezgilerin de sonuna geldik. Sırada bir ezgimiz daha var. Bu ağlamalı gülmeli dünyada işte hayat böyle diyeceğiz ve hep birlikte söyleyeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşene dek hoşça kalın, esen kalın. Böyle ağlarken gülebilmek ancak sevgiyle olur herhalde.
öyle bir duygu ki bazen bir gülümseme belirir farkında olmasan da. İşte yaşam böyle, ağlarken gülebilmek ancak sevgiyle olur herhalde. Öyle bir duygu ki bazen bir gülümseme belirir farkında olmasan da. Sevgilerle başlar her şey, yol alır gider. Sevgiyle açılır yürekler. Sevgilerle güler yüzler, küskünlük biter. Sevgiyle, sevgiyle. Sevgilerle başlar her şey, yol alır gider. Sevgiyle açılır yürekler. Sevgilerle güler yüzler, küskünlük biter. Sevgiyle, sevgiyle. Kaç damla belirir gözlerinde. İşte yaşam böyle, ağlarken gülebilmek ancak sevgiyle olur herhalde. Bütün dünya susmuştur, dop doludur yüreğin, birkaç damla belirir gözlerinde. Sevgilerle başlar her şey, yol alır gider. Sevgiyle açılır yürekler. Sevgilerle güler yüzler, küskünlük biter. Sevgiyle, sevgiyle. Sevgilerle başlar her şey, yol alır gider. Sevgiyle açılır yürekler. Sevgilerle güler yüzler, küskünlük biter. Sevgiyle, sevgiyle. Sevgilerle başlar her şey, yol alır gider. Sevgiyle açılır yürekler. Sevgilerle güler yüzler, küskünlük biter. Sevgiyle,